Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir klan inceleyeceğiz. Aslında biz bu klanı geçen sene incelemiştik. Tam bir sene önce bu klanı incelemiştim. Ve dedim ki geçenlerde aklıma yeni geldi. Dedim bu klana bir bakayım. Dağılmış mı, dağılmamış mı, değişmiş mi falan. Abi klan bir gelişmiş var ya, görmeniz lazım. Efsane bir şey. Göstereceğim zaten videonun başlığından anlamışsınızdır az çok videonun konusunu. Klan yenilmiyor. Basbaya klan savaşlarında yenilmiyor. Onu sizlere göstereceğim. Bayağı da bir ilerletmişler klan savaşı serisini. Bayağı da ilerlemiş. Ancak ve ancak videomuzun başındayken sizlere bir duyurum var. Dünkü videom hakkında. Dünkü videomda bir soru sormuştum sizlere. Demiştim ki Clash of Clans'ın en hızlı askeri diye. Aslında en hızlı iki askeri demem gerekiyordu. Birisi Goblin'di arkadaşlar. Doğru cevap Goblin'den Dalkavuk olacaktı. Hemen buradan göstereyim. Goblin'in hareket hızı 32. Hemen kapatalım. Dalkavuk'un hareket hızı 32. En hızlı iki askerimiz buydu. Dalkavuk ile Goblin. İkisinin doğru cevabı bilenlere kalp atmışımdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve bu videomda da yine gizli bir yerinde sizlere soru sordum. Bakalım kimler doğru cevabı bulacak. Daha doğrusu soruyu bulacak. Doğru cevabı verecek. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen klanımızı inceleyelim. Abi keşke benim de öyle bir klanım olsa ya. Hemen buradan girelim ve klanın etiketini hızlı bir şekilde yazalım. Hashtag 9JPQ0 ve LRV. Bir kontrol edeyim doğru mu yazdım. Aynen doğru yazmışımdır. Hemen ara dediğim zaman hop böyle değişik bir isimli klan geliyor arkadaşlar. Klan kendi ismini değiştirmiş. Nasıl değiştirmiş gerçekten bilmiyorum. Ancak böyle bir video çektim. Supercell'e başvuruyorsunuz arkadaşlar. Zaten kanalımda bakarsanız görürsünüz. Supercell'e başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki klanımın ismini değiştirmek istiyorum. Ve klan da bayağı tanıdık bir klan olduğu için hemen de değiştirmişler. Normalde bu klanın adı şu an ekranda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Klanın bir fotoğraf koymuşumdur. 6 Ay Martinez diye bir klan, artık doğru mu okudum bilmiyorum ama aslında böyleydi ve hala da öyle. Normalde şu hashtag işaretinin yanındaki 6 Ay Martinez. Biraz dikkat ederseniz hemen çıkarırsınız siz de klanın ismini. Ve geçen sene bugünlerde incelediğim zaman klan savaşı serisi kaçtı bir bakayım. Hemen eski videolarıma baktım ve geldim arkadaşlar. Geçen sene bugünlerde incelediğim zaman 247 klan savaşı serileri vardı. Ve kazanan savaş oranı da arkadaşlar kaçmış? 398. Hemen biz klan savaşı serisini 2'ye çarptığımız zaman, bir hazırlık günü var bir de savaş günü var ya arkadaşlar, yani toplamda 2 gün oluyor. Hemen çarpalım biz 247 çarpı 2 diyelim ve 494 gündür 494 aynen 494 gündür yenilmiyorlardı ve şimdi ise yeni serileri 404 görüyorsunuz. Hemen bu 404'ü çarptığımız zaman 2 ile 808 gün, bunu da 365'e böldüğümüz zaman kaç yıldır yenilmiyorlar söyleyeyim mi? 2 yıl 2 aydır ve bir hafta da var tabii ki de. 2 yıl 2 aydır yaklaşık, bu size 50 aydır yenilmiyorlar abi. Bunlar 50 aydır klan savaşında yenilgi yüzü görmemişler. Ve kazanılan savaş oranı da 555. Bu arada gereken kupalar 666. Hani kupa aralıkları 666 ile 666. Bunu da sizler de yapabilirsiniz kendi klanınızda. Bunu da göstermiştim. Kanalında var videosu arkadaşlar. Hemen klanı bir inceleyelim. Bu arada klan gerçekten muazzam ya. Abi 404 sırf o savaş serisi için bu klana girmeye değerdi. Ancak o kadar savaş serim var. Neden? 15. bir klan, 15. seviye bir klansın. Orası da ayrı bir konu. Acaba 50'de 50 savaş yapmıyorlar mı ya da 10'a 10 mu yapıyorlar? O tabii o TP aralığı bayağı bir oynuyor arkadaşlar. Yani düşünsenize biz 75 savaş kazanmışız ve 10 seviye olduk. Bunlar 555 savaş kazanmış ve 15. seviyeler görüyorsunuz arkadaşlar. Ya klan lideri uzun zamandır değişmemiştir diye tahmin ediyorum. Hala 93. seviye ve bu köy. Abi köye bakar mısın? Barbar kralı yok ve köye girilmiyor. Hani uzun zamandır girilmemiş köy, ölü köy zaten görüyorsunuz ve dünyanın en popüler klanlarının lideri. Hani klanın lideri diyebilirim aslında. İğrenç bir cümle kullandım biliyorum ama hemen bir de yeni gelen birisi varmış. Bir dakika. Acaba abi sen hangi yollarla bu klana geldin? Zerre kadar fikrim yok ama kaçak yollarla girmişsen de atılırsındır büyük ihtimal diyerekten. Bir köyünü inceleyelim. Sen de buçuklu bir köysün. Aynen ya, hep buçuklu köyler arkadaşlar. Hani rakipler hep köy biraz 8-9 geliyor. Direkt bunlar da üçlüyor. Rakip de bunları üçleyemiyor. Direkt hop kazanıyorlar arkadaşlar. Burada bir tane daha var. Aynen bu da köy binası 11, ancak buçuklu köy görüyorsunuz. Taktik hava uçağını falan, cehennem kulelerini falan basmış.
Ancak görüyorsunuz duvarların seviyesini, savunmanın seviyesini, savunma binaları eksik. Bayağı bir savunma binası eksik görüyorsunuz. Hemen bir de birkaç tane daha köy incelemek istiyorum. Şurada bir tane var, ligine yerleşmiş olan. Abi askerlere bakar mısın? Kesinlikle bakın. Kesinlikle bu köy ya balon saldırısı yapıyor, balon dal kok saldırısı yapıyor. Ya da çünkü neden mi diyeceksiniz? Hemen aç profili. Hız büyüsünü basmış. Balonu son seviyeye neredeyse yapmış arkadaşlar, köy binası 9'a göre son seviye ve dal kavuk da aynı şekilde. Kesinlikle bu köy, oy köye bak, çok tatlı gözüküyorsun. Hem küçük hem güçlü hem de tam da dalınmalık bir köy arkadaşlar. Dediğim gibi balonları da üretmiş bu arada. Hemen bakalım başka değişik köy var mı. Aşağılara doğru inecek olursak burada çoğu kişi zaten yardımcı lider klandan. Değişik bir klan aslında ya. Keşke girebilmenin bir yolu olsaydı bu klana. Klan kapalı. Yalnız onu da belirteyim yani. Klanı da keşke açsalar. Burada bir web sitesi falan vermişler. George.p.it diye. Hani bunu internetten web sitesini aratırsanız belki bulursunuz arkadaşlar. Hemen kapatalım ve evimize geri dönelim. Bir de kendi klanımı incelemek istiyorum. Yazık olmasın. Biz de 10 seviye olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun diyenlere şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak klan görüyorsunuz çok güzel, ben de buradayım, selam bana. Klanım şu an bu, aynı bu şekilde. Çoğu kişi neden lige yerleşmemiş diyecek olursanız, bunlar bizim yan hesaplarımız arkadaşlar. Klan savaşları için kullanıyoruz. Bunu şimdiden söyleyeyim, haberiniz olsun. Bunlar hepsi klan savaşı için kullanılan hesaplar. Ve 50'de 50 doluymuş klan bu arada. Zaten klan yazısını görürseniz arkadaşlar anlarsınız ne demek istediğimizi. Hayat bir zulümse gel klana gülümse. Tabi klanda yer varsa tabi gülücük emojiler koymuşuz. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım. Abi kara iksire ihtiyacım var benim. Direkt kara iksir kasmaya gidelim sizlerle birlikte. Hop, kara iksiri güzel olan bir köye saldırıp geliyoruz. Abi kesinlikle buna dalacağım. Kesinlikle buna dalacağım ve köy... Abi ah be. Şurada kahve püskürtücüsü, aynı bunun gibi aşağı baksa var ya, kesin köyü de üçleriz de. Ancak birazcık sakat. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız şimdi? Şuradaki sağ ve soldakini al. Şurayı alsan, şurayı da alayım. Deprem birilerini de yollamak istiyorum. Buradakiler de zaten bayağı bir dışarıya yakın. Onları da alırız zaten. Aslında kral kraliçeyle gitsek alırız da. Gerek var mı diye düşünüyorum şu an. Kral kraliçeyi nereye kullansam. Kesinlikle bence gerek var. Deneyeceğim. Taktik şu. Kral kraliçeyi önden yolla, bir etrafı temizlesinler hızlı bir şekilde. Tabi sağdan soldan birer tane ejder bırakmak istiyorum bu arada. Hızlı bir şekilde orayı da bir halledip verin bakayım. Şimdi... Kral gitsin. Hadi bakayım şu duvara bir indirsek çok güzel olacak da. Şuraya bir tane daha atmak istiyorum. Şöyle birkaç tane yollayayım. Çok güzel. Barbar kralımın özelliğini basacağım arkadaşlar. Güzel. Bir hava soğumasını indirdik. Hızlı bir şekilde oraya da bir alsınlar bakayım. Çok iyi. Aldık. Güzel. Şimdi ejderleri sal sal sal. Balonları sal hızlı bir şekilde. Geri kalanını da sal. Büyük koruyucu sal. Ve hızlı bir şekilde buraya hız büyümü de attım arkadaşlar. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Bir de öfke büyüsünü atsam var ya. Fevkalade olacak. Şuraya da bir öfke büyüsünü attım. Gayet güzel gidiyoruz. Şu an içeri doğru yönelse ejderlerimiz. Bir de büyük koruyucumun özelliğine bastım. İyi gidiyoruz. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Şimdi tekli cehennemlerden bir tanesi var. Onu da indirsek abi tanından yenmez valla. Şu tekli cehennemler birazcık ejderler için sıkıntılı, ancak balonlar oraya doğru ilerliyor. Kraliçemin özelliğine bastım. Kraliçe oradaki ilk sahneyi indirsin bakayım. Okçu kulesine gitmedi, güzel. İlk sahneyi indirecek. Hop, oradaki ilk sahneyi aldık. Oradaki okçu kulesini al bakayım. Çok iyisin derken okçu kulesiyle aynı anda öldüler ya. Sıkıntı yok, köyü zaten üçledik gibime geliyor. Abi şu taktik, ooo taktik hava uçağı sanki bizim canımızı bayağı yakacak. Aynen, taktik hava uçağını hesaba katmamıştım ben. Alsaydık kesinlikle üçlerdik diye tahmin ediyorum. Yalnız pek de bir şey kalmadı ya. Şuradaki büyücü kuleleri, ooo büyücü kuleleri var. Şimdi büyücü kulelerinden iki tanesi bayağı iyi vuruyor yalnız. Alır mıyız bilemiyorum. Sanmıyorum ya, sürede yetmez zaten arkadaşlar. 3 tane ejderimiz kaldı. Tabi vurabilseler büyücü kuleleri bayağı sıkıntı yaratacaktır yalnız bana. Şimdi ooo güzel, sağa doğru bir fake attın. Bir de şurada bir tane var. Şuradaki zaten öldü. Şimdi şunu, senin canın ne kadar var? Canın, ha güzel, canın varsa güzel. İyi, sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an alırız belki, bir ihtimal var. Küçük bir ihtimalle alma ihtimalimiz var arkadaşlar. Ancak 44 saniye var. Üçlersek var ya çıldırırım. Bir de yıldız bonusunu da almış oluruz. Derken güdümlü hava mayını, abi ne yaptın be? Güdümlü hava mayını bayağı sıkıntı yarattı ya. Sıkıntı yok. Şimdi 32 saniye var. Bu 32 saniye bizi ne kadar götürür? Bence götürmez. Zaten ejderin buradan, bakın buradan buraya kadar gelmesi 32 saniye. Bence lafı daha fazla uzatmayalım. Savaşı bitir diyelim. Güzel kara aldık. 6000 kara ya. Abi yanıyorum. Eve geri dön. Yanlış bir cümle oldu. Abi yanıyorum ne ya? Hemen şuradan yedik. Ejder ordusuna basalım. Max dev öfke. Balon yaz şuraya. Balon 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 balon. Balon yaz. Hemen balon isteğimizi yolladık. Hızlı bir şekilde bir
iksire hızlandıralım her şeyi. Nasip yasip. Ya nasip, artık ismini okuyamadım. Ya nasip kardeşimize teşekkürler. Klana baya yeni kişi geldi bu arada. Klana gelmek istiyorsanız klan lideri Erdoğan abinin hesabına istek atın arkadaşlar. Zaten Erdoğan abinin hesabını da bilmiyorsanız aha da bu Schneider birinci sırada. Hemen ona istek atın. Oradan kabul ediyor klana alımları. Haberiniz olsun, ben ilgilenmiyorum. Direkten askerimiz çıktın. İkinci savaşa gidiyoruz. Yaklaşık bir saat asker beklemesinden sonra arkadaşlar, bir de bir o kadar da arama yaptım. Burada idarelik bir köy var. Tam da ejderlik, hava savunmaları düşük. Ben direkt buna saldırmayı planlıyorum. Ancak köyü bir de üşersek var ya, efsane olur. Şimdi nasıl saldırsam, bir dakika, kral kraliçeyi şuradan yürütsem acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Şuraya kralı bırak, kraliçeyi şuradan bırak. Hadi bakayım, şuradaki hava savunmasını almaya çalışacağım. Alırsak bizim için çok 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 güzel olacak. Şimdi iskeletleri hallettikten sonra barbar aşağı doğru ilerlesin. Barbar kralımın özelliğini basacağım, hızlı bir şekilde orayı temizlesin. Gayet güzel. Şimdi oradaki okçu kulesini aldık. Aşağı doğru giderse kraliçemiz bizim için mükemmel olur aslında. Yalnız sanki alamayacağız gibime geliyor. Aynen, alamayacağız. Çünkü barbar kral o duvarı yıktı. Ancak bizim için çok mükemmel bir şey oldu. Sanki bizim aleyhimize döndü gibime geliyor. Bir dakika abi, sanki bizim aleyhimize döndü. Şurayı al, şurayı al. Direkt şurayı deprem büyülerini de at. Kurtulalım onlardan. Gayet güzel. Orayı da aldık, güzel. Şimdi şuraya bir tane yolla. Şurayı yolla ejderleri yavaş yavaş. Şöyle hepsini atalım, bir etrafı temizlesinler hızlı bir şekilde. Balonları birazcık geç bırakacağım. Şu çünkü bir etrafı temizleyelim. Büyük koruyucuyu şuradan bıraksak gayet iyi olur diye tahmin ediyorum. Şimdi balonları bıraksam iyi olur diye tahmin ederken ben. Çok iğrenç cümle kullanırken ben. Şimdi şuraya bir hız büyüsü atayım. Şuraya bir hız büyüsü attım, hızlı bir şekilde içeriye doğru bir yönelsinler. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Şuraya da bir öfke büyüsü atacağım. Öfke patlaması abi, çok güzel gidiyoruz şu an. Bir de büyük koruyucumun özelliğini bastım mı 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Büyük, hadi 10 numara abi, güzel. Güdümlü hava mayınını en azından egal ettik arkadaşlar. Hadi be, 3 dersek var ya, bir de mükemmel olacak. Şimdi bir öfke büyüm daha olacaktı, tam oraya atacaktım var ya. Abi ortalığı yıkacaklardı. Neyse, şuradaki güdümlü hava mayınlarını en azından balonlara isabet etmesi ejderlerimizin hayatta kalmasını sağlıyor. Bizim için çok çok iyi oldu. Oradaki hava savunmalarını aldık. Köyü işledik ya, tamamdır. 10 numara 5 yıldız bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Ve üçlük de attık. Büyük ihtimal yıldız bonusunu alacağız. Yıldız bonusumuz var mı bizim ya? Geçen de bakmayı unuttum. Neyse, şimdi savaş bitsin bakacağım. Hızlı bir saldırı oldu. Güzel bir saldırı oldu arkadaşlar. Kara iksirin hepsini aldık. Ganimetin hepsini aldık. Gerçi ganimet çok da umurumda değil de. Kara iksir, kesinlikle kara iksir almamız gerekiyordu. İnşaatçıları bir halledelim. Aşağıda bir altın toplayıcı ve bir iksir toplayıcımız var. Onları da aldıktan sonra evimize geri döneceğiz. Abi mükemmel bir saldırı oldu ya. Yani işte ejder saldırısı olunca benden sorulur tabii ki de. Şimdi hızlı bir şekilde alsınlar orayı da. Ben buraları beklemeyi sevmiyorum ya. Haydi bakayım, alın. Bekliyorum, bir kişi izliyor beni. Kim izliyor? Merak ettim acaba. Keşke şu izleyici kişilerin böyle hani kim izlediğini öğrenebilsek daha güzel olabilirdi. Bonus efsane ya. Neyse, eve geri dön. Güzel bonus aldık, yaklaşık bir 5800 gibi bir kara iksir. Hop, yıldız bonusumuz da geldi. Demek ki varmış arkadaşlar ve hala da var. Dünün bonusunu da almamışım ben. Onları hemen hızlı bir şekilde videodan sonra ben kendim kasacağım. Yeterlidir şu an, bu kadar yeterli. Şu dünden beri bir balon öfke yazamadım şuraya ya. Balon öfke yazayım. Balon öfke. İsteğimizi attık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarz ilginç içerikler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya ben size soruyu bir yere sıkıştırmışımdır herhalde diyerekten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.